bize gx'in fx'in dönüştürülmüş hali olduğu söylenmiş. Aşağıdaki grafikte fx mavi çizgiyle gösterilmiş. Yani bu y eşittir fx'in grafiği ve gx e kesik kırmızı çizgiyle gösterilmiş. Bu da y eşittir gx'in grafiği. fx cinsinden gx nedir diye sorulmuş ve bize bazı seçenekler de vermişler. Şimdi videoyu duraklatın ve cevabı kendi başınıza bir deneyin. Peki, şimdi burada düşünebileceğimiz birkaç yol var. İlk olarak sadece görsele bakarsanız f(x)'in x ekseni üzerinde döndürülmüş halinin g(x)'e biraz benzediğini fark edersiniz ama g(x) bunun biraz daha küçültülmüş hali gibi. Yani mesela f(x)'i x ekseni üzerinde düzgün bir şekilde döndürürsek buna benzer bir şey çıkar. Tabii ben şu an elimle yaklaşık bir şey çizeceğim. Evet, buna benzeyen bir şey çıkar fx'i x ekseni etrafında düzgün bir şekilde çevirdiğimizde işte böyle bir şey çıkar. Tam tamına olması gerektiği gibi çizememiş olabilirim ama yaklaşık olarak böyle. Şimdi bunların ne olduklarını da yazayım. Eğer bu y eşittir fx ise o zaman buraya çizdiğim grafik bu grafikte y eşittir eksi fx'in grafiğidir. Çünkü bunu x ekseni üzerinde döndürdüğümüzde bu yeni grafik fx değerinin negatifini verir gx de işte bunun küçültülmüş bir haline benziyor. Sadece göz kararı bakacak olursak, kabaca bunun üçte biri gibi görünüyor. Dolayısıyla benim ilk tahminim bu kırmızı grafiğin bunun üçte biri olduğu yönünde ki bunu birazdan doğrulayabiliriz. Bu durumda gx eşittir, eksi 1 bölü 3, fx diyebiliriz. Fakat bu, buradaki seçenekler arasında verilmemiş. O yüzden sanırım biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Ama öncesinde bu cevabın neden hoşuma gittiğini size bir anlatayım. Bunun f(x)'in negatif olduğunu söylemiştik. Herhangi bir x değeri için g(x) değeri bunun 1 bölü 3'ü kadar olacak gibi görünüyor. Yani mesela burası 4 iken g(x) 1'den biraz büyük. Ya da mesela burası 3 iken g(x) 1. Burası 1 iken g(x)'teki değer 1 bölü 3. Görünüşe göre gx elle çizdiğim bu grafiğin yani eksi fx'in 1 bölü 3'üne eşit. Dolayısıyla da eksi fx'in 1 bölü 3'üne. Yani eksi 1 bölü 3 fx'e eşit olacak. Tabi bunun buradaki seçenekler arasında olmadığını tekrar edeyim. Şimdi gelin bazı değerlere bakalım. Mesela tam sayı elde edeceğimizi düşündüğümüz bazı değerlere bakalım dersek, yani mesela tam bu noktada f eksi 7'nin eksi 1'e eşit olduğu görülüyor g eksi 7 de göz kararı baktığımızda artı 1 bölü 3'e eşit gibi duruyor. Bu değerler bununla tutarlı görünüyor çünkü f eksi 7 eksi 1 ise bunun eksi 1 bölü 3 katını aldığımızda artı 1 bölü 3 elde edersiniz. Bunu birkaç farklı nokta için daha yapabiliriz. Mesela şu noktaya bakarsak f eksi 1'in eksi 3 e eşit olduğunu görürüz. Ve g eksi 1 de bunun eksi 1 bölü 3 katı gibi görünüyor. Bunun eksi 1 bölü 3 katı işte tam şuradaki nokta. Eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 3 artı 1. Artı 1 eder. Yani g, g'yi kırmızı yazayım. Yani tam şuradaki nokta g eksi 1 eşittir 1 noktasıdır. Bir kez daha belirtecek olursak bu f x'in eksi 1 bölü 3 katıdır. Bu yüzden cevabıma hala güveniyorum gx fx'in eksi 1 bölü 3 katına eşit. Tekrarlayacak olursak fx'in negatifi x ekseni üzerinden ters çevrilmiş halidir ve sonra bunun 1 bölü 3 ile çarpılması tam şurada gördüğümüz hale gelecek şekilde küçülmesine sebep olur. Bu yüzden cevabımdan gayet eminim ve yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini güvenle işaretliyorum.